adaletli bir Türkiye istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşü 12. gününe girdi. Bolu Dağkent mevkisinden başlayan yürüyüş öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde basın toplantısı düzenledi. Yürüyüşümüzün 12. günündeyiz. Bayramın da 2. günündeyiz. Selam başkanım. Nasıl mesleğim? İkmeğin ya. Yürüyüşümüzün adı adalet. Adalet yürüyüşü yapıyoruz. Ülkeye adalet gelsin istiyoruz. Adaletli bir Türkiye istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Birlikte yaşamayı istiyoruz. Maltepe cezaevinde özel oda hazırlandığı yönde duyum aldıklarını ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Dün bir duyum aldık. Gerçekten son derece üzüldüm. Düşünün, bir kişi yargılanırken henüz daha karar verilmemiş ama Maltepe cezaevinde özel yer hazırlanıyor. Bir oda hazırlanıyor. Üç oda hazırlanıyor. Odanın ufak tefek eksiklikleri gideriliyor. Çünkü o kişinin mahkum edileceği önceden biliniyor. Ne kadar ceza verileceği önceden biliniyor. Ve ona göre yer hazırlanıyor. Ve bu yargıyla siyasi iktidar arasındaki bağlantıyı gösteren en somut örneklerden birisi. Ve bizim bu yürüyüşümüze haklılık kazandıran en temel olaylardan birisi. Mahkeme karar verecek ama kararı yürütme organı veriyor. Mahkeme sadece dillendiriyor bunu. Nerede yatacağı belirleniyor, nerede kalacağı belirleniyor. Odanın ufak tefek ihtiyaçları gideriliyor. Ankara'dan geliyorlar, odalara bakıyorlar nedir ne değildir diye. Ve dolayısıyla bu bizi derinden yaraladı. Ve adaletin neden zorunlu olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. 12. günde yolumuza devam ediyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun, teşekkür ederim.